Moskova saldırısı konusunda DAEŞ Horasan grubu bunu üstlendi diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Zelenski de hakeza aynı. Zelenski çok ağır küfürler ederek Putin'e bir kez daha yalan söylüyor dedi. Çünkü Ukrayna'yı işaret ediyor. Çünkü o 4 terörist, 4 saldırgan, 150'ye yakın kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan o 4 saldırgan Ukrayna'ya kaçmaya çalışıyormuş. İstihbarat başkanı da diyor ki biliyor musunuz o 4 saldırganı, yani tamam bunlar radikal dinci unsurlar, bunu anladık da talimatı veren kim? Biz onu merak ediyoruz dediği zaman. Üst sakın nerede? Evet, Ukrayna'ya kaçıyorlardı. Ukrayna'da da size bir sır vereyim diyor FSB başkanı, kahramanlar gibi karşılanacaktı. Nihayetinde Putin ve Rusya istihbaratı diyor ki bu Moskova saldırısını DAEŞ üstlendi ama bunu organize edenler. Amerikan istihbaratı, CIA, İngiliz istihbaratı ve Ukrayna istihbaratı. Bakalım şimdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı radikal İslamcılar yaptı. Ama Ukrayna'nın da parmağı var ve Amerika Birleşik Devletleri bunu örtbas etmeye çalışıyor demişti. Benzer açıklama Rusya Federal İstihbarat Servisi FSB Başkanı Alexander Bortnikov'dan geldi. Saldırının radikal İslamcılar tarafından hazırlandığına ve Batılı istihbarat servisleri tarafından da kolaylaştırıldığına inanıyoruz. Ukrayna istihbaratına gelince onlar bu işin içinde doğrudan yer alıyor. Genel planlamada Ukrayna istihbaratının parmağı olduğuna inanıyoruz. Putin dahil hiçbir Rus yetkili doğrudan DAEŞ'ı sorumlu tutmadı. Bunun yerine saldırganlara radikal İslamcı demeyi tercih ettiler. Ama Ukrayna bağlantısı iddiası hakkında hep net konuştular. Saldırıdan sonra kaçan teröristler Ukrayna'da bekleniyordu. Size küçük bir sır vereceğim. Onları kahraman olarak karşılayacaklardı. Bortnikov, Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de olayın arkasında olduğunu iddia etti. Ancak emri kimin verdiğini henüz belirleyemedik diyerek çelişkili konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise Rusya'nın suçlamasını saçmalık diyerek reddetti. Cuma günü Moskova'daki Krokus konser salonuna düzenlenen saldırıda 139 kişi öldü. Yangın nedeniyle enkaza dönüşen binada arama çalışmaları sürüyor.